istişarelerde bulunması için Washington'a dönmesi tavsiye edildi. Peki başka hangi ayrıntılar var? Hemen öğreneceğiz. Eşref Yalınkılıçlı'ya soracağız. Eşref Yalınkılıçlı, nedir bu son gelişmenin perde arkası ve ayrıntısı? Evet Fatih Çiman, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki yaptırım savaşı devam ediyor. Zira biliyorsunuz Donbas bölgesindeki gerginlik, Ukrayna'nın doğusundaki gerginlik artık Ukrayna olmaktan çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki hasmane tutumlara dönüştü ki zaten iki ülkenin arasındaki ilişkilerin soğuk savaş seviyesinin daha gerisine indiği iki ülkenin yetkilileri özellikle Dışişleri Bakanlığı tarafından ifade edilmişti daha önce. Dün biliyorsunuz Biden yönetimi Ruslara karşı yeni bir yaptırım paketi açıklamıştı ki zira 10 Rus diplomatın Amerika Birleşik Devletleri'nden diplomatik misyondan istenmeyen adam ilan edildiği ve Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etmesi gerektiği söylenmişti. 32 kuruluşa da Rusya ile bağlantılı Rus Dışişleri Bakanlığı, Rus Finans Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile bağlantılı şirketlere ve kuruluşlara bunların 16'sı güzel, 16'sı özel kişilik olmak üzere biliyorsunuz yaptırım ilan edilmişti. Bugün de Rusya'dan karşı adım geldi. Biliyorsunuz Rusya anında cevap vereceğini diplomatik tekabüliyet esasına göre karşılık vereceğini söylemişti dün zaten Kremlin yaptığı açıklamada. Bugün de öyle oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Sırp mevkidaşıyla bir basın toplantısı yaptı ve orada bu yaptırımları açıkladı. Bu yaptırımlara göre özellikle Rusya'nın da Amerika Birleşik Devletleri'nden 10 diplomatın Rusya'da görev yapan 10 diplomatın Rusya'yı terk etmesini isteyeceği burada açıklandı Lavrov tarafından. Diğer tarafından Amerikan Adalet Bakanı'nın da içlerinde bulunduğu 8 önemli üst düzey yetkilinin, resmi yetkilinin aynı şekilde yaptırım listesine alındığı ve bu kişilerin Rusya Federasyonu topraklarına girmesinin yasaklandığı bildirildi. Diğer taraftan Amerika'nın finanse ettiği, Amerika'nın sonlandırdığı sivil toplum örgütleri Rusya'da faaliyetleri sonlandırılacak veya bazı kısıtlamalar getirilecek söylendi. Amerikan diplomatik misyonunun sayısının ilk yüze indirileceği, dolayısıyla Amerika'dan diplomatik misyonunun sayısını azaltması isteneceği söylendi. Size Amerikan misyonunun özellikle diplomatların bulunduğu şehirlerden dışarı çıkmaması gerektiği bu yaptırım paketi içerisinde yer aldı Fatih. Dolayısıyla Rusya diğer taraftan bugün Başkan Putin'in dış politika danışmanı biliyorsunuz Yuri Ushakov kendisi Amerikan elçisi John Sullivan'la bir görüşme yaptı ve bütün bu yaptırım listesini kendisine tebliğ etti. Tebliğ ettiği başka bir şey daha vardı ve Sullivan'ın Rus elçisi Anatoly Antonov Washington'a dönene kadar kendisinin de Washington'a dönmesini dolayısıyla buradaki Amerikan diplomatik misyonunun başındaki isimle de Washington'a dönmesi Rusya tarafından istendi bu yaptırım paketi arasında. Dolayısıyla Rusya şunu söylüyor. Şayet Amerika Birleşik Devletleri yapıcı adımlar atmazsa durumun daha da kötüleceğini söylüyor ve ancak her halükarda son kertede diyaloğa hazır olduklarını ilişkileri normalleştirmek için çalışacaklarını Sergey Lavrov burada ifade etti. Dolayısıyla bir müddet daha bu Donbas üzerinden gelen ilişkilerin şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında ilişkilerin tamamen gelirdiği diplomatik krizin neredeyse ortaya çıktığı bir duruma dönüştüğünü söylemek mümkün. Önümüzdeki günlerde, haftalarda zannedersem hem Moskova'dan gelen açıklamalarla hem Washington'dan gelen açıklamalarla biz bu krizi daha fazla konuşacağız. Peki teşekkürler Eşref Yalınkılıçlı. Murat Hocam ne diyorsunuz? Hafta başında yine bir sizi ağırlamıştık burada stüdyomuzda ve bu konuyu konuşmuştuk ve sıcağı sıcağına aktarmıştık. İşte Putin ve Biden görüşmesi vardı. Üçüncü bir ülkede görüşme, işte diyalog kanallarını açalı. Böyle karşılıklı ılımlı açıklamalar olmuştu ama bir taraftan da yaptırımlar devam ediyor. İşte Rusya'nın son adımı mütekabiliyet esasına göre cevap verdik der Rusya. Ne dersiniz? Şimdi ben de tam buradan başlayacaktım değerlendirmeme. Sizin de dediğiniz gibi Biden-Putin görüşmesi sonrasında acaba bir yumuşama olabilir mi? Gerçekten bu iki büyük aktör çatışmadan uzak bir dil benimseyip işleri düzeltebilir mi diye bir durum ortaya çıkmıştı, bir umut ortaya çıkmıştı. Ama tabii meselenin arka planında bu görüşmenin de siyaseten doğruculuk diye tarif ettiğimiz diplomasideki bir yöntem olarak kullanıldığını gördük. Aslında arka planda çok sert açıklamalar varlığını sürdürüyordu. Aslında açık bir şekilde karşılıklı sert değerlendirmeler söz konusuydu.
Tabii askeri çatışma dışında bu iki aktör bütün alanlarda şu anda karşı karşıya gelmiş durumda. Siyasi diplomatik olarak Amerika Birleşik Devletleri Biden yönetimi elinden geleni yapacak. Burada tabii ki meselenin birinci boyutunda elbette Ukrayna meselesi geliyor ama geniş bir sorun ağı var iki aktör arasında. Biden yönetimi Rusya'ya yönelik bu katı siyasi ve diplomatik tutumunu Rusya pozisyon değiştirmediği sürece devam ettirecek. İkincisi de elbette ekonomik bir savaş var aralarında. Ancak buradaki tabii savaş daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin hem kendisinin hem de diğer aktörlere özellikle Avrupa üzerinden Rusya'ya yönelik uyguladığı ambargolar. Bu telefon görüşmesinin hemen ardından gelen böylesi bir ambargo açıklaması ki bu ambargo açıklamasının da diğerlerinden daha sert olduğunu, daha kapsamlı olduğunu, Rusya'nın gerçekten ekonomisini hedef aldığını, Rusya'yla iş yapan üçüncü aktörleri de doğrudan tehdit ettiğini, korkuttuğunu gördük. Dolayısıyla bu ekonomik savaşta Rusya'nın yapabileceği çok fazla bir şey yok Amerika Birleşik Devletleri'ne. O da diplomatik olarak cevap verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten uzun zamandan bu yana Rus diplomatların istenmeyen adam ilan edilmesi söz konusu hep olmuştur. Her yıl onlarca Rus diplomatı Amerika Birleşik Devletleri'nden kendi ülkelerine dönmeleri için çağrıda bulunulmuştur. Rusya'nın cevabı beklendiğinden biraz daha sert gibi gözüküyor. Çünkü doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington'daki büyükelçinin kendisine hedef almış ve ülkeden ayrılması noktasında bir tavsiye ortaya koymuş. Şimdi tabii bu işleri daha da kötü bir noktaya taşıyacak. Rusya ne kadar direnecek? Elbette Rusya'nın hemen pozisyonundan vazgeçmesi, Ukrayna konusunda yumuşaması beklenmez. Rusya'nın diplomasisinde böyle bir durum çok fazla alışa gelmiş değil. Dolayısıyla Rusya da mümkün olduğunca Amerika Birleşik Devletleri'ne Peki cevap efendim. vermeye çalışacak. Bakalım nereye kadar gidecek bu çekişme, bu çatışma. O zaman şöyle bitirelim hocam. Yani uluslararası zeminde neşet eden bu yeni çok kutuplu soğuk savaş Karadeniz'de suları Evet. giderek ısıtıyor. Hep birlikte göreceğiz. Profesör Doktor Murat Yeşiltaş'a çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. İyi akşamlar, İyi iyi akşamlar. yayınlar. Sağ olun.